İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkebeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, Ey insan! Dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır ve lakin ahirette. Dünyayı aziz tutan, zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargah ilahidir aşikar. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına ve lakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi, o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar bin sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız, cehennemde çeksek de acı azap. Bin ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise bin dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler, arş-ı altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar.'' gece gün. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz. Efendim İslam alimlerinden İbni Nüceyim rahmetullahi teala buyuruyorlar ki yasaklardan, haramlardan, zararlardan kaçın iyi faydalı şeyleri yapmaktan önce gelir. Hadis-i şerifte emirlerimi gücünüz yettiği kadar yapınız. Yasak ettiklerimden sakınınız buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte yasak edilmiş şeyin zerresini yapmamak bütün insanların ve cinnin ibadetlerinden daha sevaptır buyuruldu. Bunun için meşakkat olunca vacip terk edilir. Fakat yasakları, haramları, hele büyük günahları yapmaya hiç izin yoktur buyuruyor İbni Nüceym rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Buyurun. Buyurun. Hocam ilk sorumu soruyorum. şu an 96 gram altına olan ne kadar ne kadar zekat verir? hocam benim şu an 56 gram altınım ve 20 bin TL param var. Zekat miktarına ulaşıyor mu? Hocam eşi bir fatihden bir bayan dinen zengin olsa çocuklarına verilen fitre zekatları alması uygun olur mu? Hocam Belki ablamın efendim. 150 gram altını yaklaşık 20 yıl ellerinde durmuş. O zaman zekatını vermemişler. Şimdi zekatını 10 ön yıl öncesinin hesabına göre mi yoksa bugünün hesabına göre verecekler? Kaç sene vermemiş? 20 yıl ellerinde durmuş. 10 yıl öncesi işte. O zaman zekatını vermemişler. Şimdi e, zekatını 10 yıl öncesinin hesabına göre mi yoksa bugün hesabına göre mi verecekler? 150 gram altın. Hep 150 gram mı? Hep 150 gram mıymış? E, hani ablam öyle vermek istiyor hocam. Tamam. Peki efendim. Evet hocam bir de eşim e, vefat etti. Eşimin niyetine selvat çekip Peygamber Efendimize hediyesi eşime faydası olur mu? Eşine de hediye, ettikten sonra Peygamber Efendimize edersin. Bütün peygamberlere ve ashab-ı tabi'in, tabiin. tabi'in bütün İslam alimlerine ve hususun sen beyimin de ruhuna, dersin. Geçmişten ruhuna dersin. Olur. Tamam hocam. Hocam bir de ben bireysel emekli olmak için ayda belirli bir miktar para yatırıyorum. Rabbim nasip ederse 10 yıl sonra emekli olacağım. 10 yıl boyunca biriken bu para zekata dahil olur mu? Peki efendim. Teşekkürler hocam. Allah razı Peki, olsun. Peki teşekkürler. Sorular hayırlı sana. günler. Hayırlı günler. İkinci, ikinci dinleyiş galiba. Bekleyememiş. Hocam buyurunuz. Efendim şimdi e, ilk dinleyicimiz kusura bakma burada hesap makinem var. Şimdi stüdyoda değilsem de orada da var yani. Dinleyicimiz dedi ki e, 96 gram altını olan ne kadar zekat verir? Efendim 96'yı e, 40'a böldük. 2.4 gram zekat verecek. Borcu bu. Dinleyicimizin suali buydu. 2.4. 100 gram olsaydı iki, olacaktı. 96 gram olduğu için 2.4 gram e, zekat olarak 2.4 gram altın verecek. Efendim e, bir de dinleyicimiz dedi ki beyi vefat eden kadın dinen zengin kendisi. E, peki bu zekat alabilir mi? Sadaka fıtır alabilir mi? İşte Ramazan şef yaklaşıyor önümüzdeki hafta. E, önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta çarşamba rastladığımız zaman Perşembe gün akşam sahura kalkacağız. Cuma oruç bir Ramazan-ı Şerif'in biri takvimlere göre. E, dolayısıyla Ramazan-ı Şerif e, yaklaşınca Sadaka fıtır olsun, zekat olsun hızlanıyor. Halbuki sadaka fıtır Ramazan'a ait bir ibadettir ama zekat Ramazan'a ait bir ibadet değildir. Ama efendim ben Ramazan-ı Şerif'te zengin oldum. Yani Ramazan-ı Şerif'in 5'ini, 10'unu veya da Kadir Gecesi'ni e, nisap günüm olarak aynı şekilde ben e, 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 kaydı geçtim. E tamam o ayrı. E, i̇şte biz Şaban ayında veya Recep ayında aynı şekilde dinen zengindik o zaman hesapladık. Vermedik Ramazan ayında versek olur mu? O da olur. E, bunun bir mahsuru söz konusu değil. Ama sadakayı fıtır Ramazan'a mahsus bir ibadet olduğu için sadakayı fıtırlar getirilebiliyor, gelebiliyor. Ee, Zekatı da yoğunlukta aynı şekilde bu aya mahsus bir ibadet olmamasına rağmen artıyor. Zekat da Ramazan-ı Şerif'te artıyor. Şimdi e, beyim dedi vefat etti. E, çocuklar var dedi. Böyle getirenler oluyor. Anadolu'da o yaygındır. E, öyle bir yerleşmiş ki dul kadına e, zekat verilir nesi olursa olsun falan diye. Benim de hep kafama takılıyor. Dul erkeğe verilmez mi? Verilmez mi Mustafa? Dul erkeğe verilmez mi zekat? Siz bilirsiniz efendim. <gülüyor> 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 ya e, bu e, kadın veya erkek değil. Dinimizin bildirdiği bir ölçü var. İster dul olsun, ister aynı şekilde evli olsun. E, bunlar dinen fakirse erkeğe de kadına da zekat verilir. Sadakayı fıtır verilir. Dinimizin bildirdiği ölçü bu. Yoksa bizim kendi uydurduğumuz ve da söylediklerimiz geçerli değil. Dolayısıyla beyi vefat etmiş bir kadın dinen zenginse bu zekat alamaz. Sadakayı fıtır alamaz. Dinleyicimiz de bu meseleyi öğrenmiş ki ben dedi dinen zenginim dedi peşin peşin. Peki çocuklarım alabilir mi? Efendim çocukların adına çocukların adına hatta 7 yaşını geçmişlerse 7 yaşını geçmişlerse hele 11-12 ki 7 yaşında akıllı oluyor. 11-12 yaşlarına gelmişse onlar da vekalet alır. Onların adına zekat ve sadaka fıtır ayrı ayrı alır. Mesela 3 tane çocuğu var. Üçünde de vekalet almıştır. Yani aldıklarını e, aldıklarını 3'e böler. E, çünkü onlar da nisaba ulaşırsa onlara da aynı şekilde zekat ve sadaka fıtır olmaz. Aynıca öyle olabilir. E, Dinleyicimizin bir de bir sorusu vardı hocam. Arada onu geçti galiba. 56 gram altına zekat verilir mi diyordu. İkinci olarak. Efendim 56 gram altına zekat verilmez ama benim 20 bin lirada param var dedi. 20 bin da param var deyince ben dedi nisaba ulaşıyorum. E şimdi yapacağı iş o 20 bin lirayı 20 bin lirayı e, internete girse de görür veya da gazetelerde de aynı şekilde var. Atalira bugün kaç para? E, siz oradan bilebiliyor musunuz? Hocam musunuz? Iki, iki bin, iki bin iki yüz lira. Civarında i̇ki, en son gördüğüm iki, o. 2200 lira ise ben de hesap makinesi açık. Ee, 2200 bölü 7.2 bizzat yapayım. Ee, 305 lira. 305 lira gramı çarpı 96. Yok e, e, 305'i o şekilde bulduğumuz zaman e, o dediğin e, rakam bulunuyor da. Hadi seninkinde kırmayalım. Ee, yani 29280 lirası olan evet. yine zengindir şu evet. anda. Şimdi dinleyicimiz elinde e, 20 20.000 lira var. 20 20.000 bölü 305 305 eşittir 65,5 gram altın ediyor. 56 Artı, da elinde vardı. 56 da elinde vardı. 121.5 gram. Dinleyicimiz bizi dinliyorsa şey yapsın. E, söyleyiver kaydetsin, not, not al. alsın. Evet. 121.57 bölü 40 eşittir 3 gram zekat verecek. Peki Türk parası olarak ne eder bu? Çarpı e, 305 eşittir 927 lira para eder. Yani bunu herkes kendisi hesap edebilir. Zor bir durum söz konusu değil. Demek ki ata lira kaç para şu kadar. Onu 7.2'ye bölüyoruz bir gram altın çıkıyor. Elimde kaç para var? 30 bin lira var. Kaç gram altın ediyor? Kaç gram altın ediyor? Niye? Çünkü altın üzerinden hesap edeceğiz. Ya. E elimde de vardı 20 gram. Topladım. Ne etti? İşte 110 gram etti. Böyle 40, 40'ta birini buldum. E Zaten altının gramını bulduğum için çıkanı ben altınla devrini yapıp e, kağıt para olarak vereceğim. Kağıt para olarak hesabında o şekilde yapmak mümkün olur ve kolay. Bir iki defa yapınca olur. Hocam, hocam bu sene e, zekat konusunda e, kafa karışıklığı oluşmaya başladı şimdi de. Ee, Müslümanların kafaları karışıyor ee, bu virüs sebebiyle malum işte yardım kampanyaları falan var dün dün de e, bir akşam gördüm bir belediye başkanı çıkmış zekatlarınızı falan belediyeye verin diyor yardım için diyor ondan sonra e, başka bir yere sormanıza falan da gerek yok diye bir de hüküm veriyor yani şey olur olur diyor ee, canım. şimdi tabi diyanette bu konularda özürlü olduğu için malum açıklamaları en son geliyor. Ee, yani açıklama yapılmadı yapsalar zekat nasıl verecek o da olacak ee, gerçi bir vatandaşın kafası netleşir en azından yani şunu bir kere daha anlatabilir misiniz yani zekat nasıl verilir kime verilir öyle her bana verin diyene veya kuruma verilir mi ee, Mustafa Bey zekat nelerden verilir Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş bu bir ve zekatın nerelere verileceği de Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş bunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz Mesela Diyanet'in Ramazan orucuyla alakalı olarak işte efendim bunu tehir etmek, geciktirmek orada bir ifade kullanmış. Doğru bir söylemişler. Demiş diyor ki Diyanet bu farz bir ibadettir diyor. Ayet-i kerimeyle de aynı şekilde sabittir. Bunda oynanmaz. E, e, biz biz aynı şeyi söylüyoruz. Zaten İslam alimleri kitaplarında böyle bildiriliyor. Dolayısıyla zekat da Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş kimlere verileceği. Bunu da böyle söyle ey Diyanet. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş de nasıl oruç oynanmaz? vakti yer değiştirmez. Ayet-i Kerime'de bildirilmiş. Zekatın verileceği yerlerde bildirilmiş. Ondan sonra e peki efendim ben yardım kurularına, derneklere vereceğim. Ondan sonra devlet şu anda aynı şekilde böyle bir yardımlaşma e, çağrısında bulunuyor. Ben buraya aktarabilir miyim? Ha, onun yolu da, kitaplarda bildirilmiş. Saadet Devedi'yi diye yazılıyor. Bir fakir, bilen bir fakir ama. Bilen bir fakir, bilen bir fakirle altınla devrini yaparsın. Yaptıktan sonra artık senin olmaktan çıkıyor. Ben zekatımı oraya verdim değil. Fakire vereceksin. Fakirin o. Fakir aynı şekilde dedi ki eline geçti zekat. Tamam dedi ben dedi bu yardım kuruluşuna verdim. Fakirin yardım oldu o. Senin değil. Çünkü verilecek yer belli. Mesela altınla devrini yaptım. Gözünün içine bakıyor. Altınları bana geri versin. Niye versin? Olmaz o. Vermeyebilir. Ama bilen bir fakir ha der bu bazı yerler aynı şekilde bedelini dağıtacak ona yardım maksatıyla yapar. Onun için mesela devir iskat da öyle Mustafa Bey. Adam inanmıyor. İnanmayan kimseyle yapılmaz. ve hatta zekatı bu bilmeyen kimselerle yapılmaz. Mesela senelerdir biz kendinde şahitsin. E, hani bize ulaşan, altında devrini yaptıttıran, geri çevirmedik. Çevirme hakkımız hakkımızda, lüksümüzde söz konusu değil. Bu şekilde böyle ulaşanlara da aynı de yardımcı olduk. Bunun için de Müslümanlar bu konuda birbirlerine yardım etmesi lazım zekat bir ibadettir. Bu ibadetin de nasıl ki namaz abdestle yapılıyorsa ve öyle vakti girince öğle namazı kılınıyorsa zekat da Kur'an-ı Kerim'de bildirilen yerlere verilince yerine gelir. Ve ne miktarda verileceği de bildirilmiş, nelerden verileceği bildirilmiş. Bunlar aynı şekilde kesin net bir şekilde açıklanmış. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının zekat bahsini bir okumalı. Mutlaka okumalı ve Ramazan-ı Şerif girdiği için de Ramazan orucu bahsi var saadet Ebediye'nin. Mutlaka okumalı. Çünkü e, netice itibariyle neresine bakırsan bir hafta kaldı Ramazan-ı Şerif'e. Sadaka-i Fıtır bahsi de var. Oradan bir okumalı. Bunları okuduktan sonra ha diyecek. Yakini hasıl olacak. Ondan sonra sosyal medyada birisi bir şey dedi falan. Hız gelir tırıs gider ondan sonra. Hiç ona ehemmiyet vermez. Dönüp bakmaz. Niye? Doğru bilgi elde etti. Doğru bilgi elde edildikten sonra havada uçuşan ve İşkembeyi Kübra derlerdi bize İmvatlı okuldayken okurken de böyle <laughs> İşkembeyi Kübra, Kübra büyük demek. İşkembeyi Kübra büyük işkembeden atmak. Bir İşkembeyi Kübra'dan atıyor derlerdi tamam mı? Adam aynı şekilde atıyor bunu kendi kafasına göre. Çünkü din gayreti yok, din muhabbeti yok. Bak bir şey daha çıktı, konu konuyu açıyor da bize ulaştı, mail ile ulaştı. şimdi biz Skype vasıtasıyla şey yapıyoruz ya, Hı. yayın yapıyoruz ya. Evet. Şimdi tam ilmehas haditi ebedi kitabında hoparlör bahsi anlatılırken uzun uzun hoparlörün ne olduğu yani teknik itibariyle de ne olduğu hoparlörden çıkan sesin o, o şahsın sesine benzer bir ses olduğu fakat o şahsın sesi olmadığı Kur'an-ı Kerim'in aynı şekilde e, okumanın bir ibadet olduğu ve bu ibadeti yaparken insanın kendi sesinden dinlenmesi lazım geldiğini, ezanın da bizzat insanın kendi sesinden okunması lazım geldiği, namaz kılarken hoparlörün kullanılmasının caiz olmadığı, hoparlörden çıkan sese amin deyince cemaatin namazının bozulduğu, Saadet-i Ebediye kitabında uzun uzun anlatmışlar Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Allah Teala rahmet eylesin, derecelerini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin inşallah Teala. Uzun uzun emek vermişler, uzun uzun bunları anlatmışlar. Şimdi e, diyor ki ben diyor bu zatı seviyorum. Bu zatın yolundayım diyenler kalkıyor. Biz de diyor Skype'la diyor mukabele okuyacağız. Ya Allah'tan kork. O zaman tam İlmiha Saadeti Ebedi kitabının hoparlör bahsini hiç mi okumadın? Yani Skype'dan okuduğun zaman netice itibariyle bir aletten gelecek bu ses. Kur'an-ı Kerim dinlemiş olmazsın. Yani internetten de birisini açtığın zaman dinlemek de senin oradan aynı şekilde dinlemen arasında hiçbir fark yok. Sevap olmaz. Ancak Kur'an-ı Kerim'i düzeltmek için yapıyorum dersen olur kendi kafana göre. Efendim Ramazan-ı Şerif'te okusak mı? Kıymetli Şaban ayında okusak mı? Halbuki tam ilmiha saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Teala aleyh İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir nakil yapmış ve uzun uzun da anlatılmış Ramazan-ı Şerif'teki nafile ibadetlere ee, diğer aylarda yapılan farz sevabı verilir diye. Ama Şaban ayında hatim için başlamak caiz mi? Caizdir. Recep ayında bile başlamak caizdir. Ramazan-ı Şerif girerken başlamak o da caizdir. Hangisi daha çok aynı şekilde eftaldir? E Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetlerin, nafile ibadetlerin Kur'an-ı Kerim okumak nafile bir ibadet. Nafile ibadetlerin, teravih kılmak da nafile bir ibadet. Daha çok sevap olduğu aynı şekilde kitaplarda yazılı. Demek ki e, şeyde şey de allah Teala rahmet eylesin. E, Emel abiler anlatışlar da dedi mübarek hocamıza dedi biri sormuştu efendim işte e, Eba Ebel Ensar teala hazretlerini böyle gelinliğiyle açık saçık geliyor falan ziyaret ediyor seviyorum diyor falan. E, sormuşlar demişler bu sevgi nasıl bir sevgi? E, mübarek buyurmuş ki e, karışım buyurmuşlar e, seven sevdiğine itaat eder itaat etmiyorsa o seviyorum demesi hikayedir e, dolayısıyla demek ki hikaye sevgi falan filan yok ya hoparlörden çıkan ses aynı şekilde sen mukabele diyeceksin ona hatim diyeceksin ve oradan e, sevap bekleyeceksin ya kendi hatırına gelen aklına geleni aklına geleni böyle kalkıp da İslamiyet diye yapmak ve hatta aynı şekilde Google amcada gördüğün herhangi bir şeyi din diye postalayıp göndermek veyahut da bir kitap kitabın ta bilmem e, suyunun suyunun ortasından aynı şekilde hiçbir şey anlaşılmayacak şeyi bir kopyalayıp hüküm olarak her tarafa dağıtmak fitneye sebebiyet vermek. Fitne ne demektir? İnsanlar kafasını karıştırmak, dinden uzaklaştırmak ve Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Sonunda da sonunda da aynı şekilde e, cezasını bulur tabii ki. Şimdi Allah Teala'nın diniyle alay edenler, Allah Teala'nın dinine aynı şekilde e, yanlış şeyler sokanlar. İşte bir tanesi de aynı şekilde ölmüş san ölmüş. Ha, o da aynı şekilde kafasından aynı şekilde ahkamlar kesiyordu, hükümler veriyordu. Neler neler söylemiyordu. Neler neler söylemiyordu. Hele son da aynı şekilde Rafiziliğin aynı şekilde e, adam kitabını yazdı neydiyse, neredeyse neredeyse ı Kıraman küfür ediyordu. Ehl-i Sünnet talimlerine küfür ediyordu. Şimdi gitti toprağın altına. Ne olacak şimdi Gel bakalım? Değil mi? Dediler. Dediler. Bakalım, dediler. dediler de e, imanını kurtardı mı? Bir tanesi de vardı Amerika'daydı peygamberliğinin falan ilan ettiydi. o da aynı şekilde aynı, e, e, toprağın altına girdi. Dolayısıyla e, herkes toprağın altına girecek. Efendim ben hem seviyorum yani bu zatı çok mübarek biliyorum ama dediklerini kabul etmiyorum yalan sevgi. Hepsi hikaye geçiyor bir tarafa. Onun için de e, onun için de e, yani e, zekat verirken nerelere vereceğiz? Bu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Ee, tam imha Hal Saad'de bildiği kitabında da bunlar madde madde aynı şekilde uzun uzun bildirilmiş. Onları bir okuyalım. Doğrusunu öğrenin. O sana ha, altında devrini yaparak bedelini yardım kuruluşlarına gönderebilirsin. Ona izin verilmiştir. Efendim ee, bir de dinleyicimiz dedi ki 150 gram altın olan bir kimse 20 sene zekat vermemiş. Bunu nasıl verecek? 20 sene. Tabi oturup hesap etmesi lazım. Yani o zamanki bedel Ya gram, gram aynı gram. Ha fiyatı o zamanki fiyatını bulur, ona göre hesap eder. Ee, mesela şu anda ben yapayım e, şeyini 150 gram yine e, şeyden yapacağım usta bir e, e, hesap makinesinden 150 bölü 40 eşittir. Evet, e, ilk sene 3.75 gram zekat verecek. 3.75 yazacak bunu. 20 sene 1, 2, 3, 4, diye yazacak ilk sene. 10 sana o 150'den 3.75'i çıkaracak 2. sene 2. sene tekrar 40'a bölecek. Çıkanı 3. E, sene e, kalanı tekrar 40'a bölecek. Böyle 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 böyle. Hani diyeceksin 100 grama kadar inebilir. E, i̇nebilir, inebilir. O ayrı bir mesele. Yani her sene 150 gram zekat değil. E, çünkü 3.75 çarpı 20 diyelim böyle hesap ederse 75 gram eder. Bu 75 gram değil vereceği zekat. Bunun daha altındadır. Bu daha altındadır. Ha derse ki ya ben geciktirdim işte onlar da geçmiş senelerin zekatı olsun 75 gram veririm derse peki efendim bugünkü fiyattan mı vereceğim ben? Bugünkü fiyattan mı? E ortalama diyelim ki e, 250 liradan hesap etse 305 liraya hesap etse 18.750 lira falan para eder bu. Ya 250 liradan bile hesap etmiş olsa. Peki bunu böyle hesap etti. Altınla devrini yaptı. E, 75 gram altın devrini yaptı. Yaptıktan sonra da e, efendim bedelini hesap etti. Bu kadar dedi. Taksit taksit verebilir mi? Evet taksit taksit bunları da verebilir. Efendim e, gelelim dinleyicimiz dedi ki. Hani dedi beyin vefat ettiği için dedi. E, Salavat-ı Şerif'i okuyorum ben dedi. Mesela bugün çarşamba yarın perşembe bir gün cuma. E, Cuma günü bana çok salavat-ı salavat şerife getirin buyuruluyor. Salavat-ı şerife getirdim, çektim. Ben bunları beyime de hediye edebilir miyim? Efendim ister kelime-i tevhid, ister salavat-ı şerife, ister kelime-i temcid, ister kelime-i tenzih, ister istiğfar. Yani diğer tesbihatları, tesbih, tahmid, tekbir, Kur'an-ı Kerim okumak ne olursa olsun sadaka verdik. Öncelikle birinci sırada Ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mübarek mutahhar ruhlarına hediye ettim diyeceğiz. Sonra bütün peygamberlere diyeceğiz aleyhissalatü vesselam. Sonra Eshab-ı Kiram aleyhümdan efendilerimiz. Tabi'in, tebe tabi'in. Niye diyoruz Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe tabi'in? Bu üç nesil bize İslamiyet'i getirdi. Birinci nesil Eshab-ı Kiram. Onlar anlattı. İkinci ve üçüncü nesil kitaplara yazdı. Dolayısıyla biz onlara medyunuz. Medyun ne demek? Borçluyuz. Ne borcumuz var? E, dinimizi onlardan öğrendik de ondan dinimizi onlardan öğrendik de ondan hatta konu konuyu açıyor da e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh e, Bursa'ya teşriflerinde zaten Bursa Işıklar askeri Lisesi'nde muallimlik yaptılar orada talebeleri de var orada kaldıkları da oluyordu hatta o talebelerinden e, vefat edenler de oldu hayatta olanlar varsa bilirler e, Bursa'ya gittikleri zaman Osman Gazi Han rahmetullahi aleyh Orhan Gazi'nin rahmetullahi aleyh Türbelerini riayet ed e, ziyaret ederler ve o türbelerin başında ziyaret ederken ağlarlarmış. Çok da yalvarır, dua ederlermiş. Sebebine gelince bir seferinde buymuşlar ki ya karışım buymuşlar. Bunlar bu fedakarlığı yapmasaydı şimdi biz ya aynı şekilde e, isimiz George olacaktı. Bilmem e, bilmem ne olacaktı. Yorgu olacak. Yor Yorgu olacaktı. Bilmem ne olacaktı. Yani gavur kalacaktık. Bunların gayretleri neticesinde biz süsman olduk. Dolayısıyla tabi'in, tebi'i tabi'in, eshab-ı kiram başta olmak üzere bunların ve ehl-i sünnet alimlerinin. E şimdi mesela e, biz de Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh, onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne, onun üstadı Seyyid Fihim Arvasi Hazretleri'ne, onun üstadı e, Seyyid Taha Yakari Hazretleri'ne, onun üstadı Mevlana Aldi Bağdadi Hazretleri'ne ve ta Peygamber Efendimiz'e kadar bize bunları getirenleri ve bütün bu fıkıh kitaplarını İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh de dahil olmak üzere. Bunları yazan bütün ehl talimlerine sünnet alimlerine medyunuz, borçluyuz. Bunları her zaman hatırlayacağız. Bunun içinde bir şey e, kelime-i tevhid okuduğumuz zaman salavat-ı şerifi okuduğumuz zaman, sadaka verdiğimiz zaman, sevabını gönderirken evvelen bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Keram tabi'in, tebe-i tabi'in eyinmeymişti idin. Yani eyinmeymişti idin, üçte imamlar dört imam e, onların isimleri e bütün ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram, silsile büyükleri ve hasreten usul sen işte ahirete intikal etmiş olan bütün aynı şekilde geçmişlerime beyime de hediye ettim denir. Rahmetli babaannem e, tek tek sayardı. E, kocasının ismi de Osman, onun için beni severdi. Osman hocamın ruhu şerifine derdi. Ruhu diyemezdi rahmetli ruhu şerifine. Tek 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 sayar saydıktan sonra bir ifade kullanırdı. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş. Kimi kimsesi kalmamış. Bana da bir dua edecek kimse yok mu diyenlerin de urufu şerifine ya Rabbi diye gönderirdi. E doğru bilgi öğrenmiştir. Doğru son mu? Evet dolayısıyla biz dua edersek bize de bir eden bulunur. Bunun en yakın şahidi ben kendimim. Babaannem rahmeti senelerde böyle ediyor da bir gün kadıncağız dedim ki ne, ne dedim sizinkiler köşeyi döndü. Kaç senedir dua ediyorsun. Hani köşeyi döndü. Ya kadıncağız böyle saf saf döndü. Oğlum dedi biz edelim de bize de eden bulunur dedi. Eden bulunur. Benim dedem yani baba dedem Osman dedem ismini taşıdığım dedem Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş. Şehit düşmeden gazi olarak dönmüş. Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş dedem. Babaannem Çanakkale'yi bilir. Böyle bilir ama bu kadar bilir. Nerede? <laughs> Nerededir bilmez. Bilmez. Ama Çanakkale'nin Çan kazasının bir köyünde birisi telefon açtı. Dedi ki ben dedi babaannene dua ediyorum. Çanakkale nere? Çan'ın dağ köyü nere? Konya'nın bir dağ köyü nere? Ha o zaman kadıncağızın o sözü hatırıma geldi. Hani bir söz var ya bizde Mustafa Bey. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse halık bilir. Yani yaratan bilir. Onun için biz bizden sonra bizden önce vefat edenlere yardım edelim. Ne ederek? Dua ederek. Şaban ayındayız ya. Sadaka vererek, sonra istiğfar okuyarak, kelime-i tevhid okuyarak. Biz yaparsak bizim arkamızdan da vallahi de, billahi de, tallahi de gönderirler. Yardım eden bulunur. Efendim işte kim hatırlayacak? allah Teala hatırlatacak. allah Teala hatırlatacak. Çünkü o, her şeyin sahibi o o hatırlatmazsa, o dilemezse nitekim Yusuf Aleyhisselam zindanda işte rüya tabir etti. Dedi ki hükümdarın huzurunda beni hatırla deyince sonradan da çok ağladı ben niye böyle dedim diye. ikaz da edildi. Sonra vahiy geldi. Dedi ki allah Teala yalvarmanı, tövbeni kabul etti. Eğer böyle demeseydin, çünkü seni kim korudu, kim yetiştirdi, kim aynı şekilde bu hale getirdi? Bir insandan hükümdar bile olsa nasıl yardım istersin? allah Teala buyuruyor ki ben varken niye yardım istiyorsun? Niye yardım istiyorsun? Onun için de Yusuf Aleyhisselam o zaman diyor ki e, benim elimde bir şey yok diyor. Ben Benden ne sadır olduysa diyor onun lütfu, onun ihsanı, onun yardımı. E Peygamber Efendimiz öyle buyurmuyor mu? Onun yardımı, evet. onun lütfu. Bütün el hüsnü talimleri aynı şeyi buyurmuyor mu? Allah-u Teala lütfu ve ihsanı. Efendim ben namaz kılıyorum. Ya Allah-u Teala dilemese kılamazsın. Efendim ben radyoda program yapayım. Allah-u Teala dilemese yapamazsın. Efendim ben işte şöyle konuştum da şöyle oldu falan. Allah-u Teala seni bir kimsenin hidayetine vesile kılmışsa e ne? vesile kılması olur. Yoksa ne senin konuşman ne senin aynı şekilde kitap vermen tesir etmez. Dolayısıyla Allahu Teala ihsan etmediği müddetçe bunların hiçbirisi olmaz. Dolayısıyla e, biz de bu salavat-ı şerifeleri okurken hani sadece beyni değil böyle iş şey yapmalı. Bir de son olarak dinleyicimiz dedi ki bu şimdi yaygın ya Mustafa Bey özel emeklilik durumu e, evet. olabilir. E, yani bireysel her, emeklilik. Aha bireysel emeklilik diyorlar. E, tabii o e, şey yapabilir. Şartlar var. O şartlar aynı şekilde uyularak bu yapılabilir. Ama dinleyicimiz merak ettiği husus şu. Ben dedi oraya dedi para yatırıyorum. Yatırınca oran oldu artık senin değil. Ama o şirket diyor ki bu parayı istediğin zaman çekebilirsin. Ha, istediğin zaman gidip de bankamatikten veya bankadan gidip de benim hesabımdaki parayı verin dediği zaman banka veriyor. Bankamatikten gidip alıyorsun. Bireysel emeklilik için müracaat ettiğin yatırdığın parayı böyle alamazsın. Senin hesabında değil artık ya o şirketin hesabında. Ha müracaat edeceksin. Ondan sonra o şartları kabul edecek. E şimdi vakti gelmeden önce bizden bu parayı istediğin için senden de şu kadar kesinti yapacağız diyecek. Ondan sonra diyecek ki bir ay sonra senin hesabına atarız. Ha, senin hesabına atıldığı zaman senin. Dolayısıyla zekat hesabına dahil etmiyoruz onu kendimizin değil, bizim değil. Hatta Saadet bir de yazılı. E, maaşı bile daha senin hesabına geçmediği için efendim nasıl alacak değil miyim? Alacak değilsin ama daha değilsin. E, senin hesabına geçtiği zaman şimdi özel ve tüzel kuruluşların hepsi banka yoluyla veriyor ya şeyleri, maaşları. Senin hesabına geçti. Aha, sen hastalandın, gidemedin ve hatta aynı şekilde sokağa çıkma yasağı var. E, o sebepten dolayı e, aynı şekilde e, uğrayamadın. Neyse ama hesapta duruyor. Hesapta duruyor. Senin yani onu. Onu aynı şekilde gördün. Bilgisayardan da girdin, baktın, hesabına baktın. Ee, onu istediğin zaman çekebilirsin. Hatta şeyle e, bilgisayardan internet vasıtasıyla başka tarafı da aynı şekilde gönderebilirsin. Ama bireysel emeklilik için yatırdığın paraya böyle müdahale edemezsin. Senin değil, senin tasarrufunda değil. Dolayısıyla onlar zekat hesabına dahil edilmiyor efendim. Hocam bir dinleyicimiz oğlu varmış Amerika'da. Orada evlenmiş biriyle, burada sorudan kiminle evlendiği belli değil, yani Müslüman mıdır, değil midir evlendiği kadın. Bu, bu dinleyicimiz de burada telaşa kapılmış, işte nikah, dini nikahı yok diye. Bir yere sormuş, vekaletle işte dini nikah yapılır burada, yapılabilir falan diye. Şimdi ne yapmam lazım diyor, oğlunun bu işlerde bezi yok galiba, onun telaş ettiğini falan görmüyoruz. Kadın burada kendi kendine telaş ediyor. Yani Tabii. o o şekilde ısmarlama bir şey olur mu? Nikah olur mu? Yani kimse Kad, kimseyi tanımıyor. Kadının aynı şekilde te, e, e, yapmasıyla... işte oğlumun nikahını yapın demediğin... Nikah olmaz. Oğlanın telaş etmesi lazım. Araması evet. lazım. Ondan sonra o e, evleneceği kız, kadın neyse... Müslüm mü, gayrimüslim mi, nedir? Onu da aynı şekilde şey yapacak. Onu da anlatacak durumu. Dini nikah olması lazım diye. O da kabul edecek. İkisi telefonla... Mesela diyelim ki... Oğlan dedi ki... Ben dedi işte... E, Türkiye'de falan vilayette falanın oğluyum. İşte birinci evladıyım. Annemin ismi, babamın ismi bu. Kendisini tanıttı. Ben dedi işte nikah hakkı için seni vekil ettim dedi. Falanın kızını bana nikah etmek üzere seni vekil ettim dedi. Sen de o tanımayla peki dedin kabul ettin. Kız da aynı şekilde dedi ki işte Recep Bey'i işte ben dedi falanın kızıyım. İşte beni falan nikah etmek üzere seni vekil ettim dedi. Sen şimdi o oğlanın vekili oldun. Recep de kızın vekili oldu. Osmanlı'nın da aynı şekilde nikah haktini yapar. Para gönderler herhalde değil mi? Kimse duymuyor değil mi? Ya baklava da olur hocam. Baklava da olur mu? İyi. Baklava da olur. <laughs> çikolata, çikolata da olur. Latife bir, Latife tarafa bu şekilde böyle olabilir. Hanefi Hanifi mezhebine göre olabilir ama evet. Şafii mezhebine göre yine olmaz. Yani mutlaka bilinmesi gerekir. Yoksa kadının işte benim oğlumun nikahını kıyıverin yapıverin demekle o olmaz efendim. Hocam, Çünkü çok, teş ciddi iş. çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın sonuna geldik. Efendim biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler hocam. Sevgili tamam. dinleyicilerimiz programımız sohbetle devam edecek. Sonrasında sona erecek. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutside: Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İhlas her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas, Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. İslamiyet, ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve övmektedir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kurun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de, beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, ''Efendim Allah için sizi çok seviyorum.'' deyince, ''Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun.'' buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahy ederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca Ya Rabbi fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir diye arz edince, benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de, görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların Allahü Teala'nın gazap edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır. İslam ve toplum